Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Semerkant'tayız. İslam'ın ilim şehirlerinden ve ilim kubbelerinden biri olan bu güzel şehrin Hantek diye bilinen köyündeyiz. Böyle bir köyde bir büyük sultanın da yanı başındayız. Gönül isterdi ki daha yakınlarına gidebilelim. Ama gördüğünüz gibi burada da resimleri yeni bir külliye inşa ediliyor. İnşaat olduğu için oraya bizi almadıklarından dolayı yanı başında da olsa İmam Bukhari'yi ziyaret etmek için buradayız. Böyle bir güzelliği Allah bizlere nasip ettiği için ona sonsuz kez hamd ediyoruz. İnşallah bizi de çağın İmam Bukhari'nin talebeleri olarak Cenab-ı Hak kabul eder de o büyük sultana talebe olma şerefini hepimiz elde etmiş oluruz. Söz İmam Bukhari olunca, İmam Bukhari'nden açılınca söylenecek çok ama çok sözler var biliyorsunuz. Ben biraz çerçeveyi daraltarak birkaç şeyi onun huzurunda, onun yanı başında siz kardeşlerime, yol arkadaşlarıma, şu anda bu meclise dahil olan kardeşlerime bir iletmek istiyorum. Biliyorsunuz alimler peygamberlerin varisleri. Veraset çok büyük bir şey. Bizde veraset babadan oğula intikal eden mal gibi alimden alime, alimden talebeye intikal eden bir zincire benzer. Bu zincir kesildiği anda siz nesebinize gayri sahih şeyler bulaştırmış olursunuz. Onun için İslam ilim tarihinde siz eğer ilim yoluna çıktıysanız haklı olarak size sorarlar. Siz bu ilmi kimden aldınız? O kimden aldı? O kimden aldı? Silsile devam ede tabiine, tabiinden sahabeye, sahabeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. İmam Bukhari de bu veraseti çok iyi bir biçimde almış kendinden önce hocalarından, kendinden sonrasılarına da bunu güzel bir biçimde intikal ettirmiş bir alimdir. Ve gerçekten de peygambere varis olmanın hakkını tam anlamıyla ortaya koymuş bir büyük duruştan, kametten söz açmış oluyoruz. Bir alimin veraset hakkını, peygamberden aldığı o varislik hakkını, veraset temsiliyetini ne kadar yansıtıp yansıtmadığını biz beş şeyden anlayabiliriz. İnanın ki bunları anladığımız zaman kişileri değerlendirirken elimizde bir kıstas olacak. Yani gerçekten her konuşan, her ben alimim diyen, her ben hocayım diyen hoca mıdır, alim midir? Gerçekten peygamber varisi midir? Yoksa bu verasetin bir hakkı mı vardır ve bu hakkı ancak tam olarak yansıtanlar mı peygamberin varisi olma şerefini elde ederler? Biz İmam Bukhari'de de diğer alimlerde de bunu görüyoruz ama şu anda İmam Bukhari'nin üzerinde bunu çok daha net bir biçimde görüyoruz. O beş tane temel şey nedir biliyor musunuz? Birincisi Allah'a karşı duyulması gereken derin haşyettir. İkincisi dini yaşama ve yaşatma noktasındaki derin hassasiyettir. Üçüncüsü hakikate karşı asla bu manada başka şeyler yapmayıp hakikatin şanına yakışır bir biçimde ortaya konulan hakkaniyettir. Dördüncüsü bu işin olması gereken esaslarından biri olarak dini insanlara duyurma noktasında yansıtılması gereken hamiyettir. Bir beşincisi de o dinin ve ilmin kazandırdığı izzetin başkalarına yansıtılması noktasında olmazsa olmaz esaslardan birisi olan heybettir. Eğer bu beş şey olursa gerçekten nebevi veraset olur. Akıllarda kalsın bir daha. Haşyet, hamiyet, hassasiyet, hakkaniyet ve heybet. Bu beş şey
bizi nebevi veraset dediğimiz o şeye ulaştırır. Şimdi söz konusu İmam Bukhari olunca vallahi öyle bir var ki onda, bu beş şeyde saatlerce konuşabiliriz. Haşyet nedir? Allah'a karşı derin bir saygı ve korkudur. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamaktır. Hiçbir şeyden Allah gibi korkmamaktır. Asla bu noktada kimselerin önünde, güç sahiplerinin önünde, mülk sahiplerinin önünde, iktidar sahiplerinin önünde boyun eğmemektir. O haşyet öyle bir derin bir halde insanda olmalı ki o ancak nebevi ve veraseti anlamış olan bir insan o haşyetin tam anlamıyla karşılığını oluşturabilir ki biz ayetten de zaten öğrendiğimize göre ancak ulema, alimler o derin haşyeti tam olarak duyar ve yansıtırlar. Biz bunu görüyoruz İmam Bukhari'de. Onlarca örneği şu anda aklıma geliyor ama sizi daha fazla yormamak için o örnekleri başka bir meclise havale etmek durumundayım. İkincisi hamiyet, dini yaşamak. Yaşamak, muhafaza etmek ve bu muhafaza etme noktasında da hamasetle değil, sadece sloganla değil, gerçekten olduğu gibi dinin o sahih ve selim çizgisini anlayıp bunu da yansıtabilmek. İnsanlara o hamiyeti istenilen oranda yansıtabilmek. Üçüncüsü hassasiyet, kılı kırk yararcasına. Kırk yararcasına. Çoğunuz mesela İmam Bukhari'nin hadisleri nasıl alması konusundaki meseleleri okurken bizim kitaplarımızın çoğunda, menakıb kitaplarında da vardır bu. Şu örneği hepiniz aklınıza getirmişsinizdir muhakkak. Bir yerden bir hadis almaya gidiyor. Hadis alacağı zatın atına arpa verme noktasında bir örneğine şahit oluyor. Şapkasını çıkarmış şahıs, aslında içinde bir şey yok, atını kandırıyor. Onu gördüğü anda dönüp geliyor İmam Bukhari. Soruyorlar, diyorlar ki ya ne oldu, sen bu şahsan hadis alacaktın. Hayvanları kandıran insanları da kandırır. Ben bu adamdan hadis almam diyor. O adam belki o anda insani olarak böyle bir şey ortaya koymuştur. Ama öyle bir hassasiyet var ki ortada. Çünkü mesele din meselesi. Mesele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına konuşma meselesi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip arkasına bir söz koyacaksın. O sözün Allah Resulü'nden duyulup o ana kadar selim ve sahih bir biçimde geldiğin noktasında en ufak bir şüphen olmaması gerekir. İmam Bukhari'de biz bunu görüyoruz. Kurban olduğumuz o hafızada 600 bin hadis var. 600 bin. O 600 bin hadisten şu anda Cami-i Sahih'te, yani onun sahihinde biz tekrarlarıyla birlikte sadece 7575 tane hadis okuyoruz. Nasıl bir kılı kırk yararcasına bu noktada bir hassasiyet ortaya koymuş. Her hadisini de alırken sahihine namaz kılıp, önce gusül alıp sonra abdestiyle namaz kılıp iki rekat, sonra Allah'a durumunu arz edip maneviyatta Allah Resulü'nün ruhaniyetiyle bir bağ kurup bu noktada içinde bir serinlik hissetmeyinceye kadar o hadisleri kitabına almadığını görüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına konuşmanın o derin mesuliyetini bildiği için böyle bir hassasiyet ortaya koymuş oluyor. Bir diğer şey onun dünyasından gördüğümüz ve onun dünyasında nebevi verasetin hakkını yansıtma noktasındaki o manadaki şey hakkaniyet. Hak neredeyse, kimden gelirse gelsin, hak ortaya çıktığı anda hak karşısında konuşmayan, haksızlık karşısında da susmayan, böyle bir ölçüyü nebevi verasetin gereği olarak anlamış bir imam karşımızda duruyor. Sonuncusu da heybet. O heybeti de öyle bir koruyor ki ilmin izzetini ayaklar altına almıyor. Şimdi merak etmeniz lazım. İmam Bukhari'nin doğum tarihi Hicri 194, miladi 810. Vefatı Hicri 256, miladi 870. Hicri olarak vefat yaşı 62, miladi olarak vefat yaşı 60. Doğum tarihi, doğum yeri daha doğrusu Bukhara. Semerkant'a doğru giderken burada, bu köyde akrabalarının yanına geliyor ve bayram gecesi, Ramazan bayramı gecesi burada ruhunu Rahman'a teslim ediyor.
İmam Bukhari gibi birisi böyle bir köyde niye bulunsun? Niçin burada vefat etmiş olsun? Niye Bukhara'da, Semerkant'ta değil de böyle bir köye gelmek durumunda kalsın ve vefat etsin? Niye biliyor musunuz? İmam Bukhari'yi buralara getiren sadece ve sadece biraz önce size saydığım o beş tane meseleyi koruma noktasındaki hassasiyetiydi. Dönemin Horasan valisi, Horasan koca bir bölge, Horasan valisi haber gönderiyor. Diyor ki sarayda bir yer açacağım sana, gel burada benim çocuklarıma ve saray erkanına hadis dersi yap. Başkalarının ağzının suyunu akıtacak bir şey bu. Saraya gideceksiniz, saray erkanına ilim öğreteceksiniz. Ama İmam Bukhari nebevi veraseti anlamış bir alim olduğu için anında cevap şu oluyor: İlim ayağa gidilmez, ilmin ayağına gelinir. Eğer saray erkanı ilim öğrenmek istiyorsa, hele öğrenecekleri Allah Resulü'nün hadisleri ise, gelsinler burada, bu meclise dahil olsunlar ve burada öğrensinler. Sonra dönemin diğer valileri, yani İmam Bukhari ile çağdaş olan o valilerden bir tanesi de diyor ki ya çocuklarıma özel bir gün aç, o çocuklarımı göndereyim, onlara özel olarak eğit. İmam Bukhari bunu da kabul etmiyor. Senin çocuklarının, ümmeti Muhammed'in çocuklarından ne farkı var? Onlar da gelsin aynı meclise dahil olsunlar. Niye ayrıcalık istiyorsunuz? Bunu İmam Bukhari'ye söylettiren bir şey var benim güzel kardeşlerim. O sadece ve sadece nebevi veraset hakkı. Başka bir şey değil. Ben bunu korumam lazım diyerek ilmin izzetini ayaklar altına almama noktasında bir hassasiyet ortaya koyuyor o büyük imam. Bu olunca ortada da bir sürü, biliyorsunuz, her zaman olduğu gibi dal kavuklar olur. O dal kavukların da ortaya yaydığı fitneyle dönemin yöneticileriyle İmam Bukhari ters düşüyorlar. Ve İmam Bukhari Bukhara'yı, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Öyle bir o noktaya geliyor ki bugün bakın biz onun adını duyduğumuz zaman titriyoruz değil mi? Dün onunla beraber yaşayanlar yan yana gelmekten korkuyorlardı onunla. Çünkü onunla yan yana gelirsek yönetimle ters düşeriz, valiyle ters düşeriz diye yan yana gelmekten korkuyorlar. Böyle bir durumda olduğu için doğduğu topraklarda yer bulamıyor o büyük imam. Semerkant'a gideyim diye yola çıkıyor ve buraya geliyor akrabalarının yanına. Burada da birkaç gün kalıyor, hastalandıktan sonra da burada vefat ediyor. Binlerce rahmet olsun o büyük imama. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sözler gerçekten uzun. İki şeye dikkatlerinizi çekerek sözümü bitirip bir duaya sizi davet etmek istiyorum. Onlardan bir tanesi şu: yolda da sordum size, bir sürü hadis imamımız var. Niye bir başkasına nasip olmayan İmam Bukhari'ye nasip oldu? Vallahi benim ve güzel kardeşlerim, siz ne cevap verdiniz bilmiyorum zihninizde. Bunun en önemli cevabı ne biliyor musunuz? İmam Bukhari'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu derin aşk ve sevda. İlim diğerlerinde de var, başkalarında da var bir sürü. Ama o aşk ve sevda herkeste İmam Bukhari kadar olmuyor. İmam Bukhari bambaşka, bambaşka. İmam Bukhari'nin sahihini okuyanlar bir şeyi hatırlayacaklardır. Sahih Bukhari Bed'il Vahiy bölümüyle başlar. Yani vahyin başlangıcı. İlk hadis nedir biliyor musunuz? İlk hadis aslında o baba uymayan bir hadis. İlk hadis innemel amelu bin niyet hadisi. Ameller niyetlere göre hadisi. Şimdi daha sonra o kitabı şerh edenler haklı olarak diyorlar ki ya bu hadisin burada ne işi var? Normalde Bed'il Vahiy, vahyin başlangıcı ile alakalı bilgileri aktarması gerekir. Sonra diyorlar ki şarihler, ki bu isabetli bir aslında yorumdur, İmam Bukhari o hadisi kendi nefsine yazdı. Kendi nefsi için o hadisi birinci hadis edindi. Ameller niyetlere göredir. O niyetin en önemli meselesi, niyet ne kadar sahih ve selim olursa amel de o kadar iyi olur ya, salih olur ya, işte onu ortaya koymak için oraya koydu. O bir ızdırap ve bir sevgi var İmam Bukhari'nin yüreğinde. O sevgi bambaşka bir sevgi. Şimdi o doğduğunda annesi çok farklı bir biçimde onun doğumuna seviniyor. Adı Muhammed, biliyorsunuz, Allah Resulü'nün adını taşıyor o büyük imam. Gözleri ateşli bir hastalıktan dolayı görmemeye başlıyor. Bir de onun küçük bir kardeşi var, ismi Ahmet. Annesi
Muhammed için, yani İmam Bukhari için çok endişeleniyor. O kadar endişeleniyor ki benim çocuğum ama mı olacak, ama mı büyüyecek diye. Günlerden bir gün o annemiz, eli öpülesi o annemiz Hazreti İbrahim'i rüyasında görüyor. Ve İbrahim Aleyhisselam diyor ki ona korkma diyor. Senin oğlunun gözleri görecek ve senin oğlun büyük bir alim olacak. Bu müjdeyi alınca anne ferahlıyor. Birkaç gün sonra da zaten İmam Bukhari o hastalıktan kurtuluyor. Daha sonra İmam Bukhari annesi ve Ahmet'le, kardeşi Ahmet'le hacca gidiyor. Hac dönüşü dönecekler normalde ama yüreğinde öyle bir ızdırap var ki o ızdıraptan dolayı diyor ki annesine siz gidin diyor, ben burada kalayım ve burada ilim tahsil edeyim. O ilim noktasındaki yürüyüşünü böylece başlatıyor. Ve İmam Bukhari'nin hadisleri derleme noktasında böyle dolaştığı coğrafyayla ilgili internette de görmüşsünüzdür. Bazı haritalar var. O haritalara baktığınızda kaç kez Hicaz'a, Şam'a, Mısır'a, Kahire'ye, başka yerlere, zaten bu coğrafyanın dört bir tarafına gidip geldiği, toplam gittiği coğrafyaların kilometre olarak hesapladığınızda o günkü şartlarda ya bir ömre bir insan bu kadar şeyi nasıl sığdırabilir? Sadece ve sadece aşk ve sevdayla sığdırabilir. Severseniz eğer bu işi kendinize dava edinirsiniz, dert edinirsiniz. İmam Bukhari'de de o sevgi çok derin bir biçimde olduğu için bugün elimizden düşmeyen bir kitabın, Kur'an'dan sonra en fazla okunan bir kitabın müellifi olarak tarihe geçti ve tarih döndükçe, zaman döndükçe de İmam Bukhari'nin bu büyüklüğü hiç gündemden düşmeyecek. Ona verilen birçok biliyorsunuz lakap var, sıfat var. İki tanesi nedir biliyor musunuz? İmam-ı dünyadır o, dünyanın imamıdır o, dünyanın imamı. Çünkü dünyanın en fazla Kur'an'dan sonra okunan kitabın sahibidir, onun için dünyanın imamıdır. İmam-ül e'immedir, imamların imamıdır o. Birçok imamı yetiştiren bir büyük imamdır o. Öyle bir imam olduğu için bu noktadaki biz çabasını ve gayretini görmüş oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, son olarak size söyleyeceğim şey şu ki, İki tane kitap biliyorsunuz. Sahih, Sahiheyn olarak isimlendiriliyor. İki kitap. Bu iki kitaptan birisi İmam Bukhari'nin Sahihi, El-Cami-i Sahih, bir diğeri İmam Müslim'in. İmam Müslim, İmam Bukhari'nin hem arkadaşı hem de talebesi. İki Sahiheyn, iki salih adamın aslında emekleri. Ve bu iki salih adam öyle bir adamlığın hakkını ortaya koyarak bu noktada bir güzellik ortaya koydular ki dediğimiz gibi dünya döndükçe o kitaplar ellerden düşmeyecek ve o iki kitap bizi Allah Resulüne bağlayan köprüler olacak. Biz o köprülerle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varmış olacağız. Her Allah Resulü ile alakalı bir iş yaptığımızda da o kitaplardan bize ulaştığı için o bilgiler, biz onların hesap defterlerine sevap yazdırmış olacağız. Böyle büyük bir konumda duruyorlar bu iki imam, bu iki büyük dev. Allah onların yollarından ayırmasın bizleri. Şimdi onların yollarında olmak için, onların dertlerini, davalarını dert edinmek için gerçekten yapılması gereken iki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi, gerçek manada sevgiyi ve aşkı anlayıp bu sevginin gereğini yerine getirme adına bir ızdırap içerisinde olmak. İkincisi de bu işi bizden önce yapanlar ve bize yol verenler, bize yol gösteren alimlerin yollarına dört elle sarılmak. Başka bir şey değil. Bu iki şeyi yaparsak eğer Allah'ın izniyle biz de onların talebeleri oluruz. Biz de onların bize vermiş oldukları mirasları üretme noktasında, tüketme değil, üretme noktasında bir gayretin ve çabanın sahibi oluruz. Allah hepimizi buna dahil etsin ve hepimizi buna muvaffak kılsın inşallah. Şimdi ellerimizi açalım İmam Bukhari'nin yanı başında. Onun burada salihlerin olduğu bir meclis, rahmet ineceğine inandığımız için o rahmetten de nasipdar olmak için dualarımızı arz edelim. İmam Bukhari'yi de inşallah bu dualarımıza şahit kılalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain.
Allahümme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vahdina ila hakki ve ila tariqin mustakim. Vaafanna ya Kerim, vaafanna ya Halim. Vaghfir lana zunubena ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Allah'ım İmam Bukhari'nin yanı başında o büyük imamın, o dünyalar imamı olan o büyük imamın, o bizi peygambere bağlayan en büyük köprünün sahibi olan o büyük imamın, Cami-i Sahih gibi bize bambaşka bir miras bırakan o büyük imamın yanı başında ellerimizi açtık, sana dua dua yakarıyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Allah'ım selamlarımızı, dualarımızı sen İmam Bukhari'ye ilet. Bizi onun arkasından 12 asır sonra gelmiş olsak bile talebe olarak kabul eyle Allah'ım. Onun yüreğindeki aşk gibi bizlere de aşk ver Allah'ım. Yüreğindeki derin haşyet duygusunu anlayabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Senden nasıl korkulması gerekiyorsa, nasıl sana saygı duyulması gerekiyorsa, İmam Bukhari gibi bizlere de o haşyet duygusunu tam anlamıyla anlayabilecek bir liyakat nasip eyle Allah'ım. Onun kendisini elbise edindiği hamiyeti bizlere de elbise olarak edindir Allah'ım. Bu aziz dinin savunulmaya ihtiyacı yok, korunmaya ihtiyacı yok. O dinin sahibi sensin. Bu din ancak yaşanarak korunur. Allah'ım yaşayarak koruyanlardan eyle bizleri. Hamiyetin altını boş bırakma Allah'ım. Sadece söz adamı etme bizleri Allah'ım. Hamasetle, sloganla bu işlerin olmayacağını anlayabilecek bir dirayet, bir bilinç bizlere nasip eyle Allah'ım. İmam Bukhari gibi bize hakkaniyet ver Allah'ım. Hak gördüğümüzde, hakikat gördüğümüzde durabilmeyi, susabilmeyi, ittiba edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Asla bizi hak karşısında konuşanlardan etme Allah'ım. Haksızlık karşısında da susanlardan etme Allah'ım. Hakkaniyeti tam olarak anlayanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. O nebevi verasetin hakkını %100 yerine getirmiş o büyük imamın hayatında var olan hassasiyeti bizim hayatlarımıza da taşı Allah'ım. Kılı kırk yararcasına, senin ahkamına, senin emirlerine, senin nehilerine, senin haramlarına ve helallerine karşı hassasiyet gösterebilmemizi bizlere nasip eyle Allah'ım. Asla senin kitabının karşısında, peygamberin sözlerinin karşısında ama fakat diyerek şahsi yorumlar ileri sürenlerden bizi etme Allah'ım. Anında işittik ve itaat ettik diyecek bir liyakate bizleri eriştir Allah'ım. Boynumuzu hakikat karşısında kır Allah'ım. Boyun eğebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ama asla haksızlık karşısında, asla yanlış karşısında boyun eğenlerden etme bizleri Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, şu anda İmam Bukhari'nin yanı başında senden kaybettiğimiz çok büyük bir değeri istiyoruz. Allah'ım artık düşmanlarımız bize bakınca bizden korkmuyor. Artık bizim duruşlarımız dostlara da güven vermiyor. Çünkü kaybettik izzeti, kaybettik heybeti. Ne olur İmam Bukhari gibi bize heybet ver Allah'ım. Bize izzet ver Allah'ım. Bize takva ver Allah'ım. Bizi onun gibi heybeti yansıtanlardan eyle Allah'ım. Yürüdüğü zaman dosta güven, düşmana ise korku verecek bir izzeti bize ve ümmeti Muhammed'in tamamına nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, İmam Bukhari'nin yanı başında şu toprakların iman üzere yeşermesi için sana dua ediyoruz Allah'ım, dualarımızı kabul eyle. Şu toprakların her bir karışını o imamın gayret verip ortaya koyduğu hadislerle bezendiği günlere eriştiğimiz anlara bizleri eriştir Allah'ım. Her tarafta peygamberin sözünün konuşulduğu, sözünün yaşandığı, peygamberi ahlakın hayatlarda karşılık bulduğu anlara bizleri kavuştur Allah'ım. Sadece bunların sözlerini eden, dedikodularını edenler değil, yaşantılarıyla bunu örnek olarak ortaya koyanların sayılarını arttır Allah'ım. Şu güzel topraklardan Allah'ım ümmetimizin birliği için, vahdeti için, dirliği için İmam Bukhari'yi de şahit kılarak dua ediyoruz. Allah'ım bizi bir eyle, bizi o yüce olan adının etrafında bir araya getir. Topla bizleri Allah'ım, ayağa kaldır bizleri Allah'ım.
Bizleri o yüce olan adının etrafında cem eyle Allah'ım. Şu topraklarda İmam Bukhari'yi de şahit kılarak mahzun, mazlum ve mazlumların ocağı olan o güzel memleketimiz için, vatanımız için ellerimizi açıyoruz. Allah'ım güzel Türkiye'miz için, ülkemiz için iman selameti ver Allah'ım. Üzerimizdeki kara bulutları dağıt Allah'ım. Bizi birbirimize kardeş kıl Allah'ım. Aramıza fitne fesat tohumlarını ekmeye çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Yeniden tarihte olduğu gibi bu ümmete abilik yapacak, bir ocak olarak tütecek bir güzel seviyeye ve liyakate bizleri eriştir Allah'ım. En güzel anlara ve en güzel izzetli zamanlara bizleri kavuştur Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Buradan aldığımız ruhu, manayı geldiğimiz topraklara taşımayı bizlere kolaylaştır Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.